Diğer bir soru kardeşler. Hocam fıtır sadakalarımızı tevhid ehli olmayan akrabalarımıza verebilir miyiz? Aynı şekilde zekatlarımızı tevhid ehli olmayan akrabalarımızdan fakirlere verebilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ma ba'd. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de zekat verilmesi gereken taifeyi kitabında zikretti 8 kısım. Oraya müracaat edersiniz inşallah. Tövbe suresi 60. ayet-i kerime. İnnemâ sadakâtu lil fukara. Sadakalar, farz olan sadakalar lil fukara'yı fakirler içindir. Vel mesakin miskinler için. Vel amilîne aleyha onun üzerine çalışan zekat memurları için. Vel müellefeti kulûbuhum kalpleri ülfet ettirilen, sındırılanlar içindir. Ve fir rikâbi köleler için. Vel gârimîne borçlular için. Ve fî sebîlillâhi Allah yolunda olanlar için. وَبْنِ السَّب۪يلِ ve yolda kalmış olanlar için فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir farz olarak vardır. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah alim ve hakimdir. Kardeşler, sadaka, zekat bu 8 kısımdan herhangi birine verilir. Lakin bunların her birinin müellefe-i kulüp dışında tevhid ehli olması gerekir. Müellefe-i kulüba da zekat gitmez. Bunun tafsilatı vardır inşallah konuşulur. Kardeşler, İslam alimleri gayrimüslim olan bir kişiye zekat verilir mi? Caiz mi? Veren adamın zekatı yerine ulaşır mı? Bu konuda ihtilaf etmişler. Aslında ihtilaf yok neredeyse. Şaz görüşler var desek daha doğru olur. İslam alimleri cumhurul ulema, Şafiler, Hanefiler, Malikiler, Hanbeliler, dört mezhep imamları ve diğer alimler, dört mezhebe tabi olmayan diğer tabiinler, alimler hepsi zekatın sadece Müslümanlara yani verilmesi gerekir. Gayrimüslimlere verilen zekat yerine ulaşmadığı için onun iadesi gerekir demişler. Bu noktada hatta bazı alimler, bazı ilim ehli, İbn-i Münzir gibi bazı alimler demişler ki اَجْمَعُ عَلَى اَنَّ الزِّمِّيَّ لَا يُعْتَى مِنْ زَكَاتِ الْاَمْوَالِ شَيْئًا Zimmilere dahi zekat malından hiçbir şey verilmediğine dair icma etmişler. Yani İbn-i Münzir icma naklediyor. Bu konuda icma olduğunu söylüyor. İbn-i Kudame el-Makdisi rahimahullahu teala diyor ki لَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اَنَّ زَكَاتِ الْاَمْوَالِ لَا تُعْتَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ Diyor ki biz bu konuda ihtilaf bilmiyoruz. Malların zekatları kafire ve köleye verilmez. Küfür ehline ve kölelere verilmez. El-Mughni kitabında bu konuda alimler arasında biz ihtilaf bilmiyoruz diyor. Rahimahallahu Teala. Bunun delili nedir kardeşler? Bunun delili Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu hadisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken ne dedi? ثُمَّ أَعْلِمْهُمْ Onlara bildir. اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً Allah onlara sadakayı farz kılmış. فِي اَمْوَالِهِمْ Mallarında. تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ Müslümanların zenginlerinden alınır. وَتُرَدُّ اِلَى فُقَرَائِهِمْ Ve Müslümanların fakirlerine verilir. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Peygamber burada Müslümandan zekat alınır ve tekrar Müslümana verilir diye ifade etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şafii ulemasının İmam Nevevi rahimallahu teala diyor ki fihi bu hadiste şu delil vardır. Enne zekate la tudfa'u ila kafir. Zekat küfür ehline, kafire verilmez diyor rahimallahu teala Müslim'in şerhinde. Cevaz verenlere gelince onlardan şaz olanlar vardır. Onlardan bir tanesi de Muhammed Ebu Muhammed'dir. İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden. Hatta İmam Saraksi rahimallahu teala onun fetvasını konuşurken estağfirullah Züfer, İmam Züfer diyor ki la yu'ta mine zekati kafiran la yu'ta mine zekati kafirun illa inde Züfer rahimallahu teala diyor ki zekat sadece İmam Züfer'in yanında kafire verilir. فَاِنَّهُ يُجَوِّزُ دَفْعَهُ اِلَى الزِّمِّ O zimmiye verilmesini caiz görmüş. وَهُوَ الْقِيَاسُ بِقِيَاسِدِرْ Demiş. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اِغْنَاءُ الْفَق۪يرِ الْمُحْتَاجِ
ala tariqi takarrub ve kad hasen. Elhasıl diyor ki çünkü zekatın kastının fakiri doyurmaktır. Fakiri zenginleştirmektir. Allah'a yaklaşmak için diyor bu da hasıl olmuştur. Fakat burada rahimallahu teala sadece bir kıyas yapıyor. Daha sonra İmam Saraksi kendisi ne diyor? وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَمِدَةِ Doğru olan görüş, kendisi de Hanefi'dir İmam Saraksi, doğru olan görüş, insanların kendisine dayandığı muhtemed görüş, dört mezhep alimlerinin üzerine kanaat ettiği görüştür. Onların dediğidir, yani kafire, küfür ehline zekat verilmemesidir. Niye? لِسَلَامَةِ اِسْتِدْلَالِهِمْ بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ Çünkü onların getirdiği delil hadis-i şeriftir. وَضَعْفِ اَدِلَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي Ve ikinci görüşün delilinin zayıf olmasıdır diyor rahimallahu teala. Onlar sadece demişler ki peygamber zimmiye ganimetten para verdiği için demek ki zekat da verilir. Kardeşler, zekat ganimet gibi değildir. Ganimet kafirlerden alındığı için kalpleri ısındırılsın diye kafirlere verilebilir. Ama zekat müminlerden alınıp kafirlere verilmez. Müminlerden alınıp müminlerin fakirlerine verilir. Onun için bu kıyasa gittiği için böyle yapmışlar. Elhasıl İslam alimleri, cumhurul ulema, alimlerin geneli, şazlar hariç tevhid ehli olmayana zekat verilmez. Zekat verilse bile o zekatın iade edilmesi gerekir. Hiçbir şekilde Allah katında zekat kabul edilmez. Müellefe-i kulübü öne sürerek işte vel müellefeti kulubuhum kalpleri İslam'a ısındırılanlar bu ayeti tamamen tahrif edercesine işte biz onların kalpleri İslam'a ısınsın diye veriyoruz. Bu tamamen kizip ve muftaradır. Çünkü bu ayette kast edilen müellefe-i kulüb bir, İslam'a girmiş, henüz İslam'a zayıf olan kişilerdir. İkinci görüş ise kafir olan fakat İslam'a meyilli olan büyük aşiret reisleri veya İslam'a meyilli olmayan büyük aşiret reisleri onlara para verilip onlara İslam'a zarar vermek, İslam devletine zarar vermelerini engellemek için para verilir. Dikkat edilirse buradaki müellefe-i kulüb zengin olan kafirdir. Zaten bu şekilde hiçbir zengin adam da kimsenin zekat ve fıtırını almaz. Kaldı ki devlet yok, devlete saldırılan insan kitlesi olsun ki ta ki biz onları ne yapalım? Para vererek engellemiş olalım. Elhasıl bu müellefe-i kulüb kesinlikle bu zamanımızda gündem edilecek bir mesele değildir, delil değildir. Sadece kişinin kendisini kandırması söz konusu olur. Müslümanların Allah'tan korkmaları gerekir. Bu ibadetleri heder etmemeleri gerekir. Farz olan ibadetleri çıkara dönüştürüp parayı ailelerin içinde sarf edip bitirme niyetine girmeleri onları Allah katında sorumlu yapacak. Zekatlarını vermemelerinden dolayı Allah kıyamete onları yargılayabilir. Bu konuda Allah'tan korkmaları gerekir ve gerçekten de zekatları hakkında hassas olmaları gerekiyor olduklarına biz inanıyoruz. Allahu Aleyhi ve Alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed.